Başkan, Etiler Polis Okulu'nun İBB'nin tarafından satıldığına dair iddialar var. Ne söyleyeceksiniz? Şu anda cevap vermiyoruz hanımefendi. Lütfen. 2012 yılında riskli alan ilan edilerek kapatılan Etiler Polis Okulu arazisi 2019 yılında çıkan kararla imara yasak hale gelmişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin okul arazisini 208 milyon avroya sattığı iddia edildi. Yapı ve Yapı isimli şirkete satıldığı iddia edilen arazide 2 hafta önce inşaat çalışmaları başladığı tespit edildi. Ulusal Kanal, imara yasak hale getirilen arazinin satış iddialarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sordu. Net bir yanıt veremeyen İmamoğlu, olabilir şu anda yanıt vermeyeceğim dedi. Sayın Başkan, Etiler Polis Okulu'nun İBB'nin tarafından satıldığına dair iddialar var. Ne söyleyeceksiniz? Şu anda cevap vermiyoruz hanımefendi. Lütfen. İddiaları doğruluyorsunuz yani. İddialara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu araziyi Yapı ve Yapı şirketine 6 Aralık 2021'de sattı. Şirket 208 milyon avro karşılığında verilen arazi ödemesi için Vakıflar Bankası'ndan kredi kullandı. TMMOB, Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odası arazide imar planlarına karşı 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açmıştı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2019'da verdiği kararla dava konusu işlemi iptal etmiş ve bu karar geçen sene Danıştay 6. Dairesi tarafından kesin olarak onanmıştı. Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu adaylık sinyalleri vermeye devam ediyor. İmamoğlu'nun İstanbul İstihdam Fuar ve Zirvesi'ne yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Torpil, liyakat, adamcılık, kayırmacılık. Bütün bunlar ülkeye duyulan güveni sarsan duygular. Bunu yok etmemiz lazım. Ben bu vebali asla taşımayan bir yönetici olacağım. Türkiye'nin hangi beldesinde olursa olsun bu sorunu çözeceğim.